Evet, haftaya bakış programımız kaldığı yerden devam ediyor. Erenler Konağı sponsorluğunda Konyaspor'un son haftaki Bursaspor karşılaşmasını değerlendirmeye devam ediyoruz. Osman hocamız ve değerli başkanımız Nihat Çelikoğlu ile birlikte hemen Osman hocama dönmek istiyorum. Hocam, Atiker Konyaspor sahaya çıktığında hep aynı sistemle mi çıkıyor yoksa rakibine göre farklılık gösteriyor mu oyun dizilişinde? Böyle bir soru geleceğini tahmin ettiğim için ben bir hazırlık yaptım. Şu anda tahtada mavi takımı Konyaspor'un oyuncuları olarak görürsek, kırmızı takımı da Bursaspor'un oyuncuları olarak görürsek, takımın 3 aşağı 5 yukarı bütün deplasmanlarda ve kendinden biraz daha üst düzeyde tempolu oynayan takımlara karşı sahada bu dizilişle yayıldığını görüyoruz. Yerleştiğini görüyoruz daha doğrusu. Bu sistem 0-0'dan 1-0'a geçişe kadar devam ediyor. Ama 1-0 mağlup duruma düştükten sonra bu takım savunmamız bizim. Oyuncularımız tamamen biraz daha ön pozisyona kayıyorlar ki bu da bizim arka tarafta savunmamızın olduğu bölgede boşluklara neden oluyor. Şimdi bakın bir 30 metre kadar takımı öne aldık. Arkada Abdülkerim gibi, Ali Turan gibi iki tane ağır oyuncunuz varsa, Douglas gibi ters kademeyi bilmeyen bir tane sol bekiniz varsa, Skubic gibi hücumu seven Ömer Ali'yi de öne iten bir sağ bekiniz varsa, arka tarafta çok büyük boşluklar yaşıyorsunuz. Dolayısıyla da çok büyük pozisyonlar veriyorsunuz. Geçen hafta Fenerbahçe bu pozisyonları değerlendirememişti ama bu hafta Bursaspor ikinci golden sonra 4-5 tane çok hızlı hücumla farkı artırabilecek pozisyonlara girdi. Şansımız neydi bu hafta? Nihat abi belki dikkatini çekmiştir. Bursaspor'un kalemize attığı 10 tane şut var. Bunlardan 2 tanesi sadece çerçeve tutmuş ve ikisi de gol oldu. Maalesef Serkan'ın bu hafta kurtarışı yok. Yani gol kurtarışı yok. Çerçeve tutan iki topun da gol olması sebebiyle 2-0 kaybettik. Evet. Peki başkanım, nasıl değerlendiriyorsunuz böyle bir pozisyonu? Öncelikle Erenler Konağı'na teşekkür ediyoruz. Yani geç de olsa çayımız Çay. geldi ama Evet. sağ olsunlar. Ya ben şöyle başında da programın başında da söylediğimiz gibi şimdi Konyaspor'un açıkçası oynamış olduğu futbol çok umut var Vaat bir etmiyor. durumda değil. Ama bunu bir an önce bu yaraya neşter atılıp yani gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Puan cetveline baktığımızda da artık farklı durumları düşün 9 maç oldu ama Evet. farklı durumlarda söz konusu olabilir. Çünkü 10 puan var Konyaspor'un 9 maçta ve alttaki takımlara baktığımızda da gerçekten 9 puanlı 8 puanlı Alanyaspor var 16. sırada. evet. Ve 9 puanlı 3 iki takım var. Kayserispor yani Evet. bugün ne yaptı bilmiyorum sonuç olarak Kayseri maçını oldu da. Evet. Ama şunu söyleyebilirim. Bunlar düzelebilir mi? Yani Konyaspor düzelebilir ama Konyaspor'daki bakış açısı, mentalitenin ne olduğunu hem yönetimsel açıdan hem de teknik açıdan iyi analiz etmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü ligin başına baktığımız zaman bu transferleri isteyenlere çok iyi gözle bakılmadı. Veyahut farklı bir anlayış ortaya kondu. Dendi ki işte biz bu futbolcularla ligin üçüncü sırasını yakaladık. Bunlarla beraber devam edelim dendi. Bu da bir tercihtir. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Artık o deniz bitti. Konyaspor artık sermayeden yemeye başladı. O kredi artık her hafta biraz daha tükenecek. Evet. Ha, buna karşı koyabilecek yönetim ve teknik adam ne şekilde bir tavır ortaya konacak? O da artık bakacağız, göreceğiz. Şimdi Ama gidişat sinyaller iyi değil. ben şu yapıda en kuvvetli duran kalenin Aykut Kocaman olduğunu Evet. düşünüyorum. Yani yönetimden de futbolculardan da daha kuvvetli pozisyonda. Çünkü ulusal basında ismi geçen en çok iki antrenörden bir tanesi. Bir tanesi Abdullah Avcı, bir tanesi Aykut Kocaman.
Aykut Kocaman şu anda çok kuvvetli. Artı son 2 senede yaptığı hamlelerle Konyaspor'un borç yükünü neredeyse yarı yarıya indirmiş durumda. Çünkü çok ucuz transferlerle iyi işler yaptı. Ama bir de kiralık transferlerle iyi işler yaptı. Aykut Kocaman'ın bu elini güçlendirdi. Şimdi Avrupa Kupası'nda oynadığımız maçlarda hem yayın gelirlerinden aldığımız parayla, hem tribün gelirlerinden aldığımız parayla, hem de reklam gelirlerinden aldığımız parayla bayağı bir borcun kapandığını biliyorum ben. Ama bu kredi nereye kadar devam eder? Yarın 5 puanlı takım 2 tane üst üste maç aldığı zaman, ki dün Galatasaray'a nasıl saldırdıklarını gördük Adana Spor'un, puan aldıklarını düşünürsek biz alt tarafa düşeceğiz. Onlar biraz daha üst tarafa çıkacaklar. Benim bir an önce şu Avrupa kupalarından gruptaki maçların bitmesini beklemekten başka çaremiz yok diye düşünüyorum. Sadece lige motive olalım. Yani bu çoğu zamanda baktığımız zaman geçmiş yıllarda da bu Avrupa kupalarında mücadele eden takımların, Süper Lig takımlarının bir sonraki seneki düşmüş olduğu durumlar da maniden ama diye şimdi, düşünüyorum. Çünkü... Başkanım öyle diyorsunuz da bu Başakşehir için geçerli. Evet. Osmanlı Spor için de geçerli. Ligi erken açan Fenerbahçe için de geçerli. Antrenman periyotlaması ile ilgili bir problem bu. Ama Konya Spor için geçerli değil. Çünkü Konya Spor vaktinde başladı ligi. Yani maç trafiğinden yaklaşık 52-53 gün önce antrenmanlara başladılar. Doğru zamanda doğru antrenmanlar yaptılar. Yüklenmediler. Çok fazla yüklenmediler. Çünkü ligi hazırlanır gibi Avrupa'ya da hazırlandılar. Hayır, ben onu söylemek istemiyorum. O düşüş şimdi yani antrenör camiasında daha çok konuşulur bu. Periyotlamada iki tane düşüş beklersiniz. Bunu birinci devrenin ortalarına doğru, bir de ikinci devrenin ortalarına doğru beklersiniz ama bizim rutinde kötü giden bir şeyimiz var. Görüntümüz var. Yani şu anda sürekli kötü giden bir görüntü var. Yatayda seyreden bir görüntü var ki bu da bizi aşağıya doğru itiyor. Ben bunun sıkıntısının başka antrenör arkadaşlarla da paylaşıyorum. Ben bunu bir takımın B planının olmayışından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü hep aynı sistemle oynadığınız zaman sizi çözmek çok kolay olur. Yani ben şunun için söyledim hocam, yani şeyle değil, takımın performansıyla ilgili değil. Evet. Şimdi geçmiş yıllarda işte bir Sivas örneği, Karabük örneği evet. Yaşandı. Ha, daha yani, büyük yelpazeden baktığımızda diyorsunuz. Evet. Bir sonraki sene daha performans düşüklüğü ve alt liglere bile gidebilen takımlar vardı. Yani Allah esirgesin, Konyaspor'un da böyle bir düşüş içerisinde düşebileceğinden endişeleniyorum. Ha, amacımız burada felaket tellallığı yapmak veyahut da yani kötümser bir tablo çizmek değil. Evet. Ama eğer önlemimizi daha önceden alır isek, bununla ilgili de yapacaklarımız var ise bizim için bu tehlike hiçbir zaman yok demektir yani. Evet. Ben bunun için söylüyorum. Yani şu tabloya baktığımızda Konyaspor takımı sos veriyor. Evet. Yani çözülebilir mi bu? Ben çözülebileceğine inanıyorum. Ama bu çözüme yaklaşımlar ne olacak? Budur önemli olan. Gerek teknik kadronun gerek yönetim kadrosunun yaklaşımı ne olacak? Ya benim şeyim burada yani evet. Yönetimsel açıdan şimdi ve çok, teknik açıdan problem. Çok fazla alternatifin olmamasından kaynaklanan bir sıkıntı var. Şimdi alternatif yok diye hoca televizyon kanallarında diyor ki sakatlarımız var. İşte cezalı değil de sakatlar var. Zorlanıyor evet. Takım kurmada. Öyle mesajlar alıyoruz. Ama Temmuz'da ayında da ihtiyacının olmadığını söyleyen bir Aykut Kocaman'la karşı karşıyayız. Evet. Yani yönetim bu noktada yanaştığında da gerek olmadığını söyleyen bir hoca. Tabii ki bunun sakatlığı var, cezası var. Yani alternatifler olması lazım. Yani burada artık herkes birbirinin üzerine topu atacak diye düşünüyorum. Öyle, yakında öyle olacak. Çünkü geçen senenin başında bir sürtüşme olmuştu Aykut Kocaman'la yönetim arasında ve birbirleriyle
bir ulusal basında hatırlarsan. Bana göre o sürtüşme de bu başarıyı getirdi onu da. Yani. Altına acaba bir tane mi sürtüşmek gerektiriyor? Valla sürtüşmesinler ama takım gene yukarı çıksın. Yani yukarı çıksın. Çünkü inanılmaz bir seyirci var. Ben sabahleyin NTV Spor'u seyretme şansı yakalıyorum. Her gün sabah hemen hemen aynı konuşmalar geçiyor. Konya'daki muhteşem seyirci. Yani Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta. Belki Beşiktaş'ta var birazcık o yeni stadın havasıyla peki beraber. Peki bu başarısız demeyelim de hani bu düşüşteki taraftar etkiler mi ki gelmesi gitmesi? Ya taraftar artık ben şunu yani biliyoruz bu taraftar gerçekten Türkiye'nin artık fenomeni olmuş. Yani taraftar noktasında Türkiye liglerine damga vurmuş bir taraftar. Ha, bu noktadan baktığımızda sürekli destek veren yani bakın Bursa'yı örnek alalım. Hiçbir zaman taraftarla barışamadı. Takım yönetim barışmadı. Barışamadı hiç ne hikmetse. Ama Konyaspor'da tam bir şey geçirdi. Süreç geçirdi. Ve taraftar sürekli takıma sahip çıktı ki yani takdir edilmesi gerekir. Ben geçen seneki zaten alınan başarının da en birinci faktörünü taraftar olduğunu düşünüyorum. Evet. İkincisininki de takım. Takım da yani bu noktada motivasyon noktası. Ama bu motivasyon olumsuz bir havadan sonra gelişen bir motivasyon neticesi. Ben yani başkan hoca 5. 6. haftadan sonra Holmen'in takıma katılması, Rangelov'un iyileşmesi, ondan sonra Traore'nin form tutması, hocaya yani inanması yani. Ve sistemin oturmasından kaynaklanan şeyler oldu ki geçen sene yaptığımız programlarda biz Yüksel'le şey konuşuyorduk. 25 puanla mı bitiririz, 23 puanla mı bitiririz, 22 puanla mı bitiririz, 25 puanla bitirirsek hangi bölgelere transfer yaparız yapmayız onları konuşuyorduk biz. Ki geçen sene 60'lı puanların üzerinde bitirdik. İkinci devre inanılmaz puanlar kazandık. Ben çok umutsuz değilim. Ama söylediğim gibi Avrupa Kupası maçlarının bitmesini bekliyorum. Konyaspor'un yükselişe geçmesi için. Umut her zaman vardır. Yani umutsuzluk açısından söylemiyorum. Ama bu ister yol gösterme, ister gördüğümüzü net olarak söyleme değil, ne derseniz deyin. Ama bizim görüşümüz bu noktada. Eleştirenler de olabilir. Bunu farklı boyutta değerlendirenler de olabilir. Hı. Ama tabii bu sonuç oyunu futbol. Bakarsınız daha düne kadar yönetim hoca tartışmalarının getirdiği nokta başarı oluyor. Ve futbolda sonuca dayalı bir oyun olduğu için sonuçta baktığımızda bir hafta önce yerden yere vurduğunuz bir hoca ligin sonuna baktığınızda bir fenomen olarak karşınıza çıkabiliyor. Evet. Yani bunları şey yapmak lazım. Bir de oynadığımız maçları göz önüne alırsak biz şimdi Başakşehir'le oynadık. Evet. Beşiktaş'ta oynadık. Bursaspor'la oynadık. Fenerbahçe'yle oynadık. Gençlerbirliği oynadık. İlk 7'nin 5'i bunlar. Evet. Trabzonspor'la oynadık. Rizespor'la oynadık. Ya bunlar da bizim hemen puan olarak altımızda ve üstümüzde olan takımlar. Biz sıralamada şimdi bundan sonra daha altta olan takımlarla oynamaya başlayacağız. Ya kolay mı? Hayır, Türkiye Ligi'nde kolay maç yok. Bunu dün Dick Adovac'ta beyan etti. Türkiye Ligi'nin bu kadar zor olduğunu, bu kadar mücadeleci olduğunu ben bilmiyordum dedi. Ki Türkiye Ligi sert bir lig artık. Üretmeyen rakibin takımının sistemini kilitleyen oyunları artık biz iyi oynuyoruz. Evet. Yani bütün takımlarımız da bunu yapıyoruz. Bu bizim antrenör seminerlerinde sık sık dile getirilir ve şablonlarda tahtada çizilir ve sahada da ders olarak gösterilir. İkinci bölge oyunu. Hı-hı. Yani sizin savunmanızla forvetiniz arasındaki bölge 8-9 kişiyle yapılan savunma oyunu biz artık iyi oynuyoruz. Bunu öne doğru ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişleri iyi yapan takımlar başarılı oluyor. Örnek Başakşehir bunun en güzel örneğidir. Yani yerli oyuncularla yani Başakşehir'i de şu noktada takdir etmek lazım. Hem ligin şu anda lideri evet. Hem de yerli oyuncu noktasında da 7-8 yerli oyuncuyla oynayan bir takım. Evet.
Yani bu noktada da tebrik etmek lazım diye düşünüyorum. Evet, geçtiğimiz sezona baktım. Siz yorum yaparken geçtiğimiz sezon 9. haftada 15 puanımız varmış. Evet. Geçen sene oranla başkanım 9 puan demişti ama 10 puan. Şu an 10 puanımız var. 5 puan gerideyiz. Bunu da belirtelim. Ama işte söylediğim gibi daha üstteki takımlarla, yani ilk 7'deki takımın 5 tanesiyle biz maç yapmışız. Evet. Ha, mağlup olarak ya da berabere kalarak onlara enerji mi verdik bilmiyorum. Ama ben bir Trabzonspor maçındaki 1 puanlık kaybın, Fenerbahçe maçındaki 1 puanlık kaybın önemli kayıplar olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra alınacak bir 3 haftalık seri galibiyet, alınacak iyi skorların ben sıralamada tekrar bizi üst tarafa taşıyacağını düşünüyorum. Ama bunu yorgun bir takım, çarşamba pazar maçı oynayan ya da perşembe pazar pazartesi maç oynayan bir takım, Konyaspor takımı 20 kişilik 21 kişilik dar bir rotasyonda bunu becerebilir mi beceremez mi bilmiyorum. Çünkü Avrupa Kupası maçlarının hemen akabinde Türkiye Kupası grup maçları başlayacak. Gruplardan direkt katılacağız biz. Türkiye Kupası grup maçları başlayacak. Acaba diyorum ben, acaba devre arasında daha oynayabilecek, daha fazla süre alabilecek oyunculara ihtiyaç var mı? Şimdi çok basit bir örnek vereyim. Basketboldan bir örnek vereyim ben. İşte seyrediyoruz. CSKA Moskova diye bir takım var. Fenerbahçe diye bir takım var. Olympiakos diye bir takım var. Bu ligde üst tarafa, Euro ligde üst tarafa oynayan takımlar bunlar. Rotasyon dediğimiz olgun içerisinde, yani oyuncuları çevirme ve oynatma süreleri olarak 11-12 tane oyuncuyu kullanabiliyorlar. Evet. Bu da takımın başarısını sağlıyor ve getiriyor ki oyundaki küçük nüansları bu oyuncuların oynadığı süreler belirliyor. Futbolda da öyle artık. Yani sizin altta ve üstte oynayacağınız maçlarda oyuncularınızın alacağı süreler, alacakları sorumluluklar sizin takımınızı yukarı taşıyor ya da aşağı indiriyor. Evet hocam. Kasımpaşa maçı geliyor başkanım. Evet. Kısa bir değerlendirme alalım. Yavaş yavaş da toparlayalım. Eklemek evet. istediklerinizi de alayım. Başkanım, zorlu bir öncesinde de bir Brak maçı var. Braga maçı var. Portekiz'de. Ardından da bir Kasımpaşa iç saha maçı. Braga alınan bir beraberlik var zaten. Evet. Bir birlik bir sonuç var. Braga ile ilgili olarak. Hocamın da dediği gibi artık Konyaspor açısından bu Avrupa Defterinin bir an önce bitmesi gerekiyor. Braga maçında 3 puan almazsak Avrupa yani, defteri kapanır bizim için. Ligede dönmesi. Ha evet. Alabilirse de tabii olabilecek en üst düzeye kadar gidebilecek. Ama bir Shakhtar deplasmanı var. Shakhtar'dan puan alacaksın. Zor gözüküyor. Ama tabii ki zor, imkansız değil. Ne zorlar, başarılıyor. Ama eğer ki bu maçtan alınamayacak bir puan, 3 puan. Yani Konyaspor'u biraz daha lige döndürecektir. Ve bu lige dönmesinin neticesinde de inşallah iyi bir tablo çizecek. Ama en azından ligin yarısına kadar, transfere kadar bu şekilde puan kaybını en aza indirebilirse Konyaspor, transfer döneminde kesinlikle ben 1-2 diyen arkadaşlarımız var ama en az 3-4 transfer kaleci de dahil olmak üzere alternatif bir kalecinin alınması taraftarıyım ben. Çünkü önce de söyledik, en tecrübeli, yani bu ligi götürebilecek yıldız oyuncu. Transferleri de söyleyelim mi başkanım? Nerelere transferler yapılması lazım? Evet. Senin düşüncelerini de ben merak ediyorum. Ben yani kaleciyi söyledin. Orta sahaya şart. Bir tek Ali Çantalı'yla bu iş yürümüyor. Ofansif orta saha mı, defansif orta saha mı diyorsun? Yani. Ofansif orta saha ve forvet benim düşündüğüm. Çünkü hakikaten Konyaspor golde zorlanıyor, zora giriyor. Orayla falan da bu ligin biteceğini zannetmiyorum. Yok, ben de zannetmiyorum. Onu, ama bunu sanki Hora bu işin yükünü götürecek gibi bir şey çizdiler. Çok golcü bir oyuncu evet. olmadığını söyleyebilirim. Evet. Yani nokta bir nokta santfor ama çok golcü bir oyuncu olmadığını, bir iki düşük olduğunu söyleyebilirim. Maçta seyrettim. Maça sonradan girdi falan. Ama baktığımda ben çok bilmiyorum siz nasıl, çok ağır gördüm. Ağır. Yani. Ağır. Yani adam ya tank gibi yani denemiyor. Yani. Bir orta saha, ofansif orta, bir de forvet, santrafor evet. tarzı. Yani taktiğe şartı. Vukovic evet. iyidir ama alternatifsizdir. Sonradan sıkıntı yaratır. Vukovic yani iyi ama yanında oynayanlar sıkıntı oradan evet şimdi ama şu anda iyi. Onun cezalı var.
sakatlığı var. Sakat işte yok, 3 haftadır yok. Yok, 3 haftadır yok. Sıkıntı yaşarsın. Hı. Yani ben de bir tek bu kovuşla olmaz yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. O bölgeye de en azından bir transfer. Çabuk bir stoper transferi. Evet. İyi bir ön libero. Yani. İyi bir kanat oyuncusu. Yani Ocak ayını dört gözle bekliyoruz. Valla ya bütçeye bağlı. Vallahi bu saatten sonra da. Artık bütçeyi genişleteceğiz. Bütçeye bağlı çünkü UEFA'nın normları, artık FIFA'nın normları sıkıntı yaratıyor. İşte Elazığ Spor'un yaşadığı problemi biliyorsunuz. Bir futbolcuya ödeyemediği para yüzünden 12 puanı sildiler. Biz de o olayları 3-4 yıl önce yaşadığımız için sütten ağzımız yandı, artık yoğurdu üfleyerek yiyoruz gibi bir görüntü var. Bir de Süper Lig'de en rahat takımlardan biri diyebiliriz Konyaspor'a mali açıdan. En az borçlulardan. Öyle, yani öyle görünüyor. En az borçlulardan. Başkanım, reklam arasında da değerlendirdiniz. Biraz yönetici, tabii bizim ilk programımız bu. Haftaya bakış. Evet. Bildiğiniz gibi bir sezon başı gibi bir gün, bir seçim oldu. Olağan seçim. Ki tarihi de 1922 olarak düzeltildi. Onunla ilgili ne diyeceksiniz? Görüşlerinizi alayım. Ya şimdi yönetici olayı derken, Konya 3 milyonluk bir şehir aşağı yukarı nüfus olarak. Ve Konya'nın Süper Lig'de bir takımı var. Konya Spor. Bir de ikincilikte bir takımı var. Ve iki takıma baktığımız zaman, yani tabloyu buradan gayet net olarak görmek mümkün diye düşünüyorum. Evet. Yönetime baktığınız zaman en az 10 tane yöneticinin iki takımda da çakıştığını görebiliriz. Bu şu anlama geliyor. Yani Konyaspor'da yönetim oluşturulurken çok tabana yayılmadığı düşüncesindeyim. Bu da belki yönetimin üzerindekilerin çok fazla yayılmasından ziyade, yani biz bu iş başında olalım, bize elini kaldırıp indirecek yönetici lazım diye bir arayış içerisinde, buna göre yönetim şekillendiğini düşünüyorum. Çünkü başka bir anlam çıkmaz bunda. Yani iki tane profesyonel takımın 10 tane örtüşen yönetici şeyi varsa, bir de bakıyoruz bir diğer konu, olağanüstü genel kurul yapılıyor. İlk şeyde, toplantıda çoğunluk sağlanamıyor. İkinci toplantıya geliyoruz. Baktığımızda, hadi ben çok çok iyimser bakayım, 80 diyeyim. Siz saydınız, rakam neyse söyleyin. 80 kişiyle oluşan bir yönetimden zaten 55'e yakını yönetimlerin içerisinde yer alan bir şey. Yönetim kurulu, denetleme kurulu, divan kurulu. Demek ki kurullarda görevli. Yönetim ve seçilen arkadaşımız da o işin içerisinde gelmemiş. Evet. Yani böyle bir yapı oluşuyor. Bursa Spor'u örnek alalım bakalım. Bursa Spor zannedersem iki aday çıktı. 600 küsür biri, 600 küsür biri oy aldı. Yani kafa kafaya 1200, gitti. 1200 küsür delegeyle seçilen 2000, bir seçim. 2000 tane delegesi yani, var yaklaşık. Şimdi Konya'nın baktığımız zaman üye sayısı. Yani bunların aşılması lazım artık. Konya'yı oradaki sıkıntı, dar bir kalıbın içerisine sokmamak lazım. Başka 3 milyonluk şehir. Evet, yani oradaki yani, sıkıntı acaba üye aidatının yüksek olmasından mı kaynaklanıyor başkanım? Öyle mi? Üye aidatıyla falan. Orada ihraçlarda oldu diye biliyorum. Yani. Nerede? Konyaspor'da. Konyaspor'da aidatların ödenmesi. Konyaspor'da bundan 3-4 sene önce falan zannedersem bayağı bir doğrandı. Evet. Yani, aidattan ödenenler. Zaten derneklerde en kolay şeydir, egale etme yoludur. Dernek ne olur? Aidatını ödemedi dersin, çizersin. Ay. Yani bu şekilde. Aslında ne olur? Aidatın çok fazla bir şeyi de yoktur. Baktığın zaman. Evet. 25, 30, neyse yani çok fazla bir rakamda değildir. Ama bunu çoğu yerde baktığımız zaman cebinden ödeyip de oy kullananlar da kullandıranlar da var biliyoruz evet, yani. Evet. Bu çok önemli değildir ama en kolay gerekçe de aidat ödeme olarak gösterilir ve bu şekilde yapıldı. İhraçta da en kolay yol. Bu da şehri insanını, Konyaspor'a bakış açısını değiştirdi. Yani biz burada kucaklayalım derken insanları, herkesi kucaklıyorum diyorsunuz ama bir bakıyorsunuz, ha şu olsun şu olmasın, şunu aidattan çiz, şunu şuradan çiz. Elinizdeki yapıya bakıyorsunuz. 300'e 400'e. O 300-400 de seçime bile gelmiyor. Genel kuruluna bile gelmiyor.
Şimdi yani 40 bin tane seyircinin yani 400 tane temsilcisinin olmaması lazım. Ve bu takım Süper Lig'de. Evet. Peki başka? Yani mensubiyet şuurunu, Konyalılık şuurunu o insanlara şey yaptırmak lazım, aşılamak lazım. Evet. Yani insanlar sahiplenmesi lazım. Sahiplenmeden, şehir sahiplenmeden. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Çoklu olmaz demokrasiden bu. Korkmamak lazım. Yani, çekinmemek lazım. Ama şimdi öyle değil. İşte diyor ki parayı ben veriyorsam elde ben kaldırırım. Bunu getiririm. Bunun altında birleşeceksiniz diyor. Yapı bu. Evet. Bunu ne kadar şey yaparsak şimdi yapalım. Başkanım siz dediniz ki iki yerde yönetim 10 kişiyle oluşuyor. Halbuki 3 yerde. Üçüncü bilemezsiniz değil mi? Sen çok zor soru soruyorsun. Çok basit başkanım. Şimdi Anadolu Selçukspor yönetimindeki isimler Konya Spor'da da var. Konya Spor'daki isimler nerede? Aynı isimler. Şunu amatör spor kulüpleri federasyonunda da ya olan. Amatör spor kulüpleri her ne kadar yedek de olsa bu işlerin içerisine bunlar ne alakası var? Amatör spor kulüpleri federasyonunun Konya Spor'la bir alakası yok ki. Ama adı üstünde amatör spor kulüpleri federasyonu. Ama ben şudur. Ama demek üçüncü ki bir yönetimli başkanım. Şimdi şöyle söyleyeyim. İsim vermeyeyim ama hani yedek de olsa, denetim de olsa üçüncü bir kulüp değil federasyon ama gene bu üçünün içinde. Ya olsun keşke olsun. Yani spora hizmet noktasında yönetici arıyorken sen eğer oradan geliyorsa oradaki de olsun. Sen gidiyorsan ASKF'de sen de oraya. ASKF'de biraz da gönüllülük yani esas. Yani bunda gönüllülük esastır yani. Bunda evet. Gelip de yönetici ne yapsın yani ben Konya Spor'da yönetici yapsa bizim federasyonumuzda çalışan arkadaşlarımız sadece orada yani görev yapmak için istedilerse gitmişlerdir. Evet. Buna yok hayır demezler. Evet. Anlatabildim mi? Yani Konya Spor'un yönetimde olmak da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda olan bir arkadaşımıza artı bir şey de getirmez. Evet. Yok onu art niyetli değil. Sadece hani iki dediniz de ben üçüncüyü de belirtmek. Hayır onlar kulüp burası ayrı dernek. Dernek. Ya yok evet. Sporun içindeler yani amatördeler ya o açıdan dedim. Evet kısa bir reklam verelim ardından programımızı kapatacağız. Erenler Konağı'nın sunduğu Haftaya Bakış programı kısa bir aranın ardından tekrar kaldığı yerden devam edecek.